Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere sevgilinizin size bağlanması, aklında ve hayatında sadece sizin olabilmeniz için bir ritüel hazırladım. Bu ritüelimde doğum haritası tekniğini kullanıyoruz. Doğum haritası, gökyüzünün doğumunuz esnasındaki haritasıdır. Genellikle yer merkezli, jeosentrik yapıda, doğum yerinizden gözlemlenebilen gezegensel konumlanmaları gösterecek şekilde çizilir. Batı astrolojisinde gökyüzünün bu resmi bir çember üzerine çizilir. Haritanın üzerine çizildiği 360 derecelik daire insanı temsil eder. Zihninizde daireyi ikiye bölen bir çizgi canlandırın. Bu çizgi ufku temsil eder. Gezegenler, güneş ve ay, dairenin çevresine gökyüzündeki gerçek konumları ile ilişki olarak çizilirler. Çizginin üzerindeki bu semboller doğduğunuz anda ufkun üzerindeydiler. Çizginin alt kısmına çizilen semboller ise doğumunuz sırasında ufkun aşağısında kalan gezegenleri temsil etmektedir. Her şey sembolik yollarla çizilir. Astroloji sembolik bir dildir ve bu semboller bizlere birçok şeyi yansıtmaktadırlar. Haritada gösterilenler gezegen konumlarının tasviridir. Aslında her bir gezegen için güneş, ay ve diğer önemli gök cisimleri için farklı semboller kullanılır. Gezegensel konumlar sahip oldukları zodyak açıları ile ölçülürler. Dolayısıyla da zodyaktaki 12 burcun her biri içinde farklı semboller mevcuttur. Doğum haritasında bir başka ayrım daha bulunur. Dairenin kendisi ev adı verilen 12 parçaya bölünmüştür. Birinci ev haritanın sol tarafında ufuk çizgisinin hemen altında bulunur. Her evin kendine özgü anlamı vardır. Haritada görülen tüm semboller bir tür kozmik stenografidir. Astroloji hayatı tanımlayan bir dil olduğundan bu semboller bahsi geçen dilin temel parçalarıdır. Astroloji, insan hayatındaki birçok ipuçları sağlar. Fark yaratan bu ipuçlarının nasıl kullanılabileceğini önemli olan anlamaktır. Doğum haritasında 3 ana evre vardır. Burçlar, gezegenler ve evler. 12 burç gibi 12 tane de ev figürü vardır. Evler, doğu ufkundan başlanarak saat yönünün tersine doğru sıralanmaktadır. Bir sonraki canlı yayınımızda sizlerle beraber doğum haritanızı tam olarak nasıl çıkarabileceğiniz hakkında da bilgi vereceğim. Şimdi isterseniz ritüelimize geçelim arkadaşlar. İlk önce bu ritüeli uygulamak istediğiniz kişinin doğum yılını gün, ay ve yıl şeklinde sol tarafa yazmanızı istiyorum. Ben de sizlerle beraber şimdi yazacağım. Dediğim gibi kağıdınızın sol tarafına bu ritüeli uygulamak istediğiniz kişinin gün, ay ve yıl olarak doğum tarihini yazmanızı istiyorum. Buraya yapmanızı istediğiniz kişi. Daha sonra arkadaşlar sağ tarafa da sizin doğum gününüzü yazmanızı istiyorum. Bu da yine aynı şekilde gün, ay ve yıl. Bu tarafta sizin. Daha sonra arkadaşlar tam ortaya yani şu kısma yapmak istediğiniz kişinin adını yazın ve daire içine alın. Buraya onun adı yuvarlak içine alacaksınız ve az sonra çizeceğimiz çemberde direkt bütün yönelimler ona doğru olmuş olacak. Daha sonra arkadaşlar 12 evre var dedik ve tam ortaya kağıdınızın tam ortasına
büyük bir şekilde bir daire çizmenizi istiyorum. Bu şekilde büyükçe bir daire çizeceksiniz. Sonra bu daireyi yaklaşık 12 evreye bölmenizi istiyorum. Bakın, ilk kuzeye doğru bakan bölme evremiz onun adını gösterecek. Toplamda 12 evre olması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar, kalem rengi önemli değil. Şimdiden belirteyim, sizler yorumlarda sormadan önce. Bu kısma sizin adınız. Bu kısma onun adı. Bakın, buradaki mantığı sizlerle beraber nasıl yaptığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Sizin adınızın yazdığı yerin tam karşısına bakın. Burayı isabet ettirmeniz gerekiyor. Bu kısma onun anne adını yazacaksınız. Daha sonra onun adının yazdığı yerin tam karşısına, yani şu kısma sizin anne adınız. Daha sonra bu kısma sizin adınızın yazdığı tarafın altına sana aşığım yazacaksınız. Burada çizmiş olduğumuz evrelerin hepsinin birbirini tamamlaması gerekiyor. Birbirlerini tamamlamadaki asıl amaç da zaten 12 evrede doğum haritasında tam denk düşürebilmek. Buraya sana aşığımın tam karşısına sizler beni seviyorsun yazacaksınız. Daha doğrusu bana aşıksın yazacaksınız. Bana aşıksın. Daha sonra bu kısma bakın. Bunların hepsi çapraz bir şekilde birbirlerini karşılaması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Bu kısma hep aklındayım. Hep aklındayım. Yine aynı şekilde bu kısma da hep aklımdasın. Daha sonra arkadaşlar, şu kısma hayatımda ben varım yazacaksınız. Hayatında ben varım. Tam denk düştüğü kısım. Bakın, yaptığınız 12 evrenin karşısına denk gelmesi çok ama çok önemli. Buraya hayatımda sen varsın yazacaksınız. Hayatımda sen varsın. En son olarak kalan vurucu cümlemiz de tıpkı bana aşıksın ve sana aşığım cümleleri gibi beni seviyorsun. Beni seviyorsun. Tam denk gelen tarafı da seni seviyorum. Bu şekilde evrelerinizi tamamladıktan sonra kağıdı katlamanızı istiyorum. Bakın, sizin doğum haritanızda bulunan gün, ay, yıl onun doğum haritasının üzerine doğru katlanmış bir şekilde denk gelecek. Bunları yaparken sadece ama sadece o kişiyi düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Sadece onu düşünün. Dünya üzerinde sadece siz ikiniz varmış gibi hissederek tam konsantre bir şekilde bunu yapın. Ve
Daha sonra katlama işleminiz bittikten sonra üzerine hayatındayım yazacaksınız. Hayatındayım. Bizim net son cümlemiz. Bu şekilde hazırladıktan sonra bu kağıdı 2 gece kalacak şekilde sevdiğiniz bir eşyanın, değer verdiğiniz bir eşyanın yanında bekletmenizi istiyorum. Tam 2 gece sonunda yakın ve küllerini toprağa atın arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz sorularınız olursa yorumlarda da sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.